Sevgili izleyenlerimiz, iyi akşamlar diliyoruz ve gündeme dair gelişmelerle karşınızdayız. Ben Hakan Bakar. Hemen günün özetlerine bakarak gündeme başlıyoruz. Milletvekili Soluk, Sivas'a kazandırılacak projeleri değerlendirdi. ÇEDAŞ, enerji ünitesi ve çağrı merkeziyle sorunlara çözüm buluyor. Sivas sporlu futbolcular en büyük bizizde yarıştı. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber'de. Sevgili izleyenlerimiz, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Gündeme dair gelişmeleri sizlere aktarıyoruz ve günün öne çıkan haberlerini sizlerle paylaşalım. Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk bugün SRT Haber'de sabah Güne Bakan Hakan programına konuk oldu Sayın Vekilimiz. Ve gündeme dair gelişmeleri kendisiyle paylaştık ve birçok soruyu gündemde paylaşarak gelişmeleri, Sivas'la ilgili önemli açıklamaları sizlere duyurdu. Biz de işte o anları efendim bu akşamki haber bültenimizde yer ettik ve Sayın Vekilimize de teşekkür ediyoruz. Sabah programımıza geldi, bizi kırmadı ve özellikle yüksek hızlı trenin Sivas'a gelmesi aşamasında durumun ne olduğunu, hastaneye yapılacak yeni tabii eklemelerin ve hastane ile ilgili gelişmeleri de özellikle gündeme taşıdı ve bakalım Sayın Soluk neler söyledi, haberimizde izliyoruz. Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, hızlı tren projesi ve yeni numune hastanesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Şeyler yapılırken elbette ki bunlar altyapı yatırımları. Evet. Altyapı yatırımlarında hiç hesap etmediğiniz, sondajlarda veya proje çalışmalarında karşınıza çıkmayan bir takım olumsuzluklar, işin gecikmesine sebebiyet veren nedenler olabiliyor. Mesela bugün belediyemizin Sivas'ta yaptıklarına şöyle bir bakarsanız, bundan bir ay, bir buçuk ay evvel benim telefonlarım susmuyordu. Efendim falan caddenin işte tretuvarları yıkıldı, dükkana gelen yok filan bilmem ne oldu. Bunlar yapılabilecekse, eğer bu ilin ihtiyaçlarıysa elbette ki bir takım huzursuzluklar veya rahatsızlıklar verecektir. Ama bu geçicidir. Şu anda Sivas'ın bütün ana güzergahlarına gittiğiniz zaman her taraf pırıl pırıl, sağ olsun belediye başkanı da yapanların da ellerine sağlık, fevkalade güzel bir pozisyonda. Evet. Ben müsteşardım. Mesela Elma Dağı'nda bizim 1600 metre uzunluğunda 93 metre temelle birlikte ayak yüksekliği olan bir viyadüğümüz vardı. Evet. Bu viyadüğe üç sefer teklif veren olmadı. En sonunda bir İspanyol firmayla, bizim bir Türk firmasının ortak girişimiyle biz bu ihaleyi yaptık. Bu bizim yüksek hızlı tren güzergahının üstünde olan bir viyadüktür. Hatta yüksek hızlı tren güzergahlarında o ihaleyi yaptığımızda dünyada o ayak yüksekliğinde bir ilkti. Ama İspanyol firma bu ilki, birinciliği almak için İspanya'da 97 metreyle, 4 metreyle bizi geçerek birinciliği kendiler aldılar, ikinciliği bize bıraktılar. Milletvekili Soluk, projenin geciktiği ortada diyerek kaybedilen zamanın üst yapıyı üstlenen firmanın çalışmalarıyla telafi edeceklerini açıkladı. Sivas, özellikle Yıldızeli Sivas arasındaki firmanın iflas ettiği bizim de duyumlarımız çerçevesinde, işin geciktiği ortada ama şu anda üst yapıyı, Yerköy Sivas arası üst yapıyı alan firma oldukça iyi bir firma. Konya Ankara üst yapısını sinyaliyle birlikte yapan bir firma. Evet. Dolayısıyla oralardaki kaybımızı inşallah üst yapıda gideriz diye düşünüyoruz. Projenin 2018 yılının sonuna doğru tamamlanacağını söyleyen milletvekili Soluk, 2018 yılında açarız ama bunu istemiyoruz. Konforlu bir şekilde devreye girmesini istiyoruz dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanken vermiş olduğu bu talimatın gereğini yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Sivas gerçekten 2016 yılında devreye girmesi gerekirdi ama gerek
Yozgat kesiminde o düz görünen arazilerde çıkan yeraltı zemin sularının yüksekliği gerekse dediğim gibi Elmadağ Viyadüğü başta olmak üzere bir takım talihsizlikler, müteahhitlerdeki talihsizlikler işi biraz uzatmıştır. Ama kervan yola çıkmıştır. Sivas inşallah önümüzdeki... Başbakanın açıklaması 2019 diye geçmişti. 2019 içerisinde evet, yani. Ama hangi çevrene denk gelir bir şey diyemeyeceğim. Sonun ortası mı? Evet. Hızlı trenle, yüksek hızlı trenle kucaklaşacaktır. Aslında biz bunu 2018'in sonuna doğru belki Yerköy-Ankara arasını eski hattı kullanarak açabiliriz. Ama böyle şeyi de düşünmüyoruz. Çünkü bizim iddiamız ve burada yola çıkarken ki biz de eski Süleyman Karaman'la Demiryolları Genel Müdürü'yle bu konuyu çok böyle esprili olarak o iki saat derdi. Ben derdim yok iki saat değil bir saat 58 dakika 56 dakika olsun diye. İnşallah bunun böyle noktadan noktaya bir konforlu şekilde devreye girmesini umut ediyoruz, İnşallah. Bekliyoruz. Yeni Numune Hastanesi'ne ilişkin de açıklamalarda bulunan Soluk, Sivas halkında hastaneye karşı yanlış bir algının oluştuğunu, 3. bloğun yapımının tamamlanmasıyla hastanenin konforunun artacağını ve Türkiye'de bir ilk olacağını söyledi. Şu anda gittiğiniz Numune Hastanesi'nde Allah düşürmesin, lavabosu içinde. Eşiniz çocuğunuz bekliyorsa o da yanınızda, refakatçiniz yanında. Lavabonuz yanında, duşu yanında. Bir otel konforu. Bir otel konforu. Öbür türlü nasıldı? Serum birinin elinde. Evet. Kolu birinin eşinin kolunda veya çocuğunun kolunda. Bayansa bayanlar kuyruğunda, erkekse erkekler kuyruğunda. İçerideki çıksın da ondan sonra da oraya ben gireyim. Hijyenik olmayan bir ortamda. Sivaslı buna layık değildi. Ama nedense bunu... Defe koydu yaydılar. Buradaki sadece şu algı. Ve bu buyurun. Yanlış bir algıydı. Bunu size söyleyeyim. Evet. Türkiye'de hiçbir yerde ÇAGEM yoktur. İlk defa Sivas'ta yapılacak. Sayın Abdullah Gül, Cumhurbaşkanımız, önceki Cumhurbaşkanımız, Kayseri'de bir sosyal binayı buna çevirttirmiş. Ben bir gün saat 7.30'da sabah oraya gittim. Başhekimi telefon ettim, evinden geldi. Gezdik. Ama sosyal bir binadan dönüşmüm olduğu için hiç de hoş değildi. Birazcık bizimkini andıran Ankara'da Gülhane Hastanesi'nde bir bölüm var. Ama bizimki Türkiye'de bir ilk olacaktır. Orası tek olacak o zaman. İlk olacaktır. Mükemmel bir yatırım. ÇAGEM merkezi, yaşlılar merkezi olacaktır. Havuzuyla, bahçesiyle. Yaşlıların gezmesi, tozması her şey içerisinde düşünülmüş. Daha önemlisi, şu andaki iki bloğun altında 147 adet kapalı otopark var. Evet. Bunun bir kısmını da hastane depo olarak tıbbi malzemeleri depolamak için kullanmış. Ki mevcut yönetim değişikliği olmadan ki genel sekreter boşalttığını ifade etti. Sağ olsunlar Davut Bey. Orayı kapalı otopark olarak açtık. Evet Sayın Vekil, yüksek hızlı trenin gecikme nedenlerini de böylece sıralamış oldu. Yani tam konforlu bir şekilde biz bunu Sivas'a kazandırmak istiyoruz dedi Sayın Soluk. Evet, yiyecek maddeleri yapanlar ve satanlar odası tarafından Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda Sivas'ın değeri olan somun etli ekmek beğeniye sunuldu. Bunun yanı sıra programda askıda ekmek projesiyle çölyak hastaları için yapılacak ekmekler ile ilgili açıklamalar da yapıldı. Sivas yiyecek maddeleri yapanlar ve satanlar odası başkanı Mehmet Akgül, ÇEDAŞ ile ortaklaşa gerçekleştirecekleri askıda ekmek kampanyası ile ilgili bilgiler verdi. Bu askıda ekmek projesinin anlamı her evine ekmek alan kişi işte belirlediğimiz 130 noktanın birinde bir tane de fazlalık bu askıya bırakacak. Sağ elin verdiğini sol eli görmeden gariban birinin sofrasında bir ekmek bırakmanın mutluluğunu yaşayacak. O şekil bir programımız. İnşallah bunda da, bunun yanı sıra da
Glutene karşı duyarlı olan hastalarımız var Sivas'ta 200 aile kadar. Onun tespitini yaptık. Glutensiz ekmek ve gıda üretimiyle ilgili bir pastaneci arkadaşın imalatında öyle bir çalışmamız var inşallah. Onu da yakın zamanda sonuçlandıracağız. Sivas Belediye Başkanı Sam Aydın projeyle birçok kişiye yardım ulaşacağını söyleyerek şunları kaydetti. Hem başkanımızı hem destek verdiği için ÇEDAŞ müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu uygulama çeşitli yerlerde zaman zaman oluyor. Hatta Sivas'ta da belli noktalarda var. Ancak yeni uygulamayla bu çok geniş bir alana, 130 noktaya dağılacak. İmkanı yerinde olan vatandaşlarımız 3 ekmek alıyorsa bir ekmek de parasını ödeyip oraya bağışlayacak. ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Said Akboğa, kampanyanın şehir merkezinde 130 noktada yürütüleceğini ifade etti. Bu proje gerçek anlamda Sivas'ta güzel bir proje, bir farkındalık yaratmak amacıyla yapılan bir proje. Şirket olarak maddi, manevi ve personel olarak bu projelere sürekli destek veriyoruz. Bu konuda başkanımızın yanınızdayız. Her türlü desteklerimizi sağlamaya devam edeceğiz inşallah. Sivas Valisi Davut Gül ise Sivas'ta sosyal yardımlaşmanın yüksek olduğunu söyledi. Türkiye'nin birçok yerinde uygulanan projeyi, hatta Sivas'ın birçok yerinde de uygulanan projeyi daha yaygınlaştırmayı amaçlıyorlar. Sivas sosyal yardımlaşmanın yüksek olduğu ve bizim millet olarak bu tür değerlerimizin olduğu bir şehir, bir kültürümüz var. Burada özetle ihtiyaç sahipleri belirlenen yerlerde, kaç yer belirlenir? 130 nokta. 130 noktada askıda olan ekmeği herhangi bir bedel ödemeden alacaklar. Evet, gerçekten biz de tebrik ediyoruz. Özellikle çölyak hastalığı sevgili izleyenlerimiz. Gerçekten çok zor bir hastalık. Öncelikle bu hastalıkla mücadele edenlerin Allah yardımcısı olsun diyoruz. Böyle güzel bir haberde Sivas'ta oda başkanı harika bir şekilde duyurdu. Ve bir diğeri de askıda ekmek. Hani bazen olur ya değil mi, insanın cebinde bir ekmek alacak parası olmayabilir. İşte o askıda ekmek hayatımızı kurtarabilir. Emeği geçenlere biz şimdiden teşekkür ediyoruz ve haberlerimize devam ediyoruz. Muhtarlar Günü nedeniyle AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından belediye sosyal tesislerinde sabah kahvaltısı düzenlendi. AK Parti teşkilatı muhtarlarla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Toplantıya Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk'un yanı sıra Belediye Başkanı Sam Aydın, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, Kadın Kolları Başkanı Semiha İkinci katıldı. Sivas Merkez Muhtarlarının katıldığı toplantıda Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu, Muhtarlar Günü nedeniyle böyle bir organizasyon yaptıklarını söyleyerek muhtarlara başarı dileklerinde bulundu. Sivas Merkez İlçemizin düzenlemiş olduğu bu kahvaltı programına geldiğiniz için, teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dün Muhtarlar Günü'ydü, kutladık, ziyaretinizde bulunduk. Bugün de istedik ki muhtarlarımızda bir kahvaltıda buluşalım, hasbihal edelim. Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ise programın düzenlenmesinden dolayı AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'na teşekkür etti. Akşam neyin de dün muhtarlar günümüzde bu ekip bizleri derneğimize gelerek onurlandırdılar. Tekrar onlara da teşekkür ediyorum. Çiçeği burnunda başkanım, daha bir hafta olmasına rağmen bu ikinci toplantımız. İnşallah bu çiçek diken olmayacaktır, gül olacaktır. Bütün Sivas'ı kapsam altına alacaktır. Çıtayı daha da çok yükseltecektir. Birliğimize, beraberliğimize inşallah vesile olacaktır. Sorunlarımızı paylaşacağız, paslaşacağız, beraberce halledeceğiz. Eğer paramparça olursak bu huzura hasret kalacağız. AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ise yerelde önemli görev üstlenen muhtarların günlerini kutladı. Dün Muhtarlar Günü'ydü. Kutlu mübarek olsun. Tebrik ediyoruz. Her gününüz Muhtarlar Günü gibi olsun. Biz AK Parti olarak biliyorsunuz sizinle birebir çalışan bir teşkilatız. İlçe teşkilatlarımızda bizim mahallelerimizden, köylerimizden sorumlu kardeşlerimiz vardır, yöneticilerimiz vardır. O köyün, o mahallenin sorumluluğu onun üzerindedir. Sivas Belediye Başkanı Sam Aydın, muhtarların önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Kimimiz mahalle mahalle hizmet etmekle yükümlüyüz. Kimimiz ilin belli bir bölümüne hizmet etmekle yükümlüyüz.
Sayın Milletvekilimiz gibi kimimiz de ilin tamamına hizmet etmekle yükümlüyüz. Dolayısıyla her birimizin hedefi bu şehre hizmet etmek. Esas olan vatandaşın yaşam standartını, yaşam kalitesini artırabilmek. Hedefimiz buysa o zaman safları sık tutacağız. AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk ise hükümetin çalışmalarına yerelde destek veren muhtarlara teşekkür etti. Ben öyle tahmin ediyorum ki her ne kadar davet sahibi AK Parti Merkez İlçe Başkanı ise de herhangi bir ayrım yapmadan bizim mevcut merkezdeki 65 muhtarımızı buraya davet ettiler. Muhtarlar ve belediyeler siyasi partilerin adayları olarak yarışa girerler. Mazbatalarını aldıktan sonra gerek muhtarlık müessesesi, gerek belediye başkanlarımızın yaptığı hizmetler artık bir kamu hizmetidir. Onlar için bir ayrım söz konusu değildir. Öyle mi başkan? Sevgili izleyenlerimiz, Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, il merkezinin yanı sıra ilçelerden ve köylerden gelecek olan talepleri anında değerlendirmek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla enerji ünitesi ile çağrı merkezi kurduklarını söyledi. Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, il merkezinin yanı sıra ilçelerden ve köylerden gelecek olan talepleri anında değerlendirmek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla enerji ünitesiyle çağrı merkezi kurduklarını söyledi. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim size? Hoş bulduk. Teşekkür ederim abacığım. Ben Kandal Yeşilbağ Köyü'nün muhtarıyım. Hoş geldiniz muhtarım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Köyümüzden 86'da ciğeren çekildi, şirket çekildi. Evet. Orada ağaçta yetiştiği için tiyerler şeye değiyor, ağaçlara değiyor. Evet. Ateş atıyor. Bir yanına falan çıkardıysa buraya gelmeye geldim. Köyümüzün ciğeranları düzensiz, onun için geldim. Buraya dediğim da abla ilgileniyordu. Bu hizmeti tabii ortaya çıkartmak kolay değil artık. Kolay değil. Mecbur muhtar olarak uğraşmam lazım. Hı hı. Onun için de ablalarına geldim, dilekçe veriyorduk. Müşterilerimizle yüz yüze iletişimi, daha uzman bir ekip çerçevesinde yapıyoruz. Buradaki sorunları amacımız çok rahat ve çok kısa bir sürede çözmek. Bununla alakalı tüm çalışmalarımızı hem genel müdürümüz hem direktörlerimiz vatandaşlarımıza daha fazla önem verdiği için böyle bir hizmeti sundular. Biz de bu görevde başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Enerji ünitesinde taleplerin birebir alındığını ve anında çözüme kavuşturulması için çalışma yapıldığını dile getiren genel müdür Akboğa, üniteyi ve çalışanlarını seyretiye değerlendirdi. Evet sayın müdürüm, öncelikle kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Enerji masasını oluşturdunuz. Hizmet kalitesini her geçen gün daha da artırıyorsunuz. Neler diyeceksiniz? Aynen dediğiniz gibi Türkiye'de 1-2 burada gerçekleştiriyoruz. Enerjisi tükenen, enerji ihtiyacı olan, enerji problemi olan tüketicilerimizi biz burada bekliyoruz. Enerji masamıza sorunlarını, sıkıntılarını yatırıp sorun çözmeye yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Bunun iyi noktalarını yakaladık. Gerçek anlamda tüketicilerimiz bundan memnuniyet sağlıyorlar. Bizim amacımız burada müşterinin memnuniyetini ve kalitesini arttırmak. Çok şükür gittikçe de hedefimize ulaşıyoruz. Gittikçe de hedefimizi de arttırıyoruz. Peki burada vatandaşa hani enerji masası telefonla mı hizmet veya da direkt gelerek mi, nasıl bir hizmet sunacaksınız? Biz zaten telefonla hizmetimizi 186 aracıyla yapıyoruz. WhatsApp hatlarımıza yapıyoruz. WhatsApp'tan gönderebiliyorlar. Ayrıca fiziki olarak gelmek isteyen ve görmek isteyenlere yönelik de burada yaptığımız bir çalışma. Tüketicimiz buraya geliyor. Enerji masamızda talebini iletiyor. Buradaki enerji masamızdaki yetki arkadaş talebini alıyor. Ondan sonra sorunun kısa süre içerisinde çözülmesine yardımcı oluyor. Çözdükten sonra da kendisine bilgi veriyor. ÇEDAŞ bünyesinde oluşturulan çağrı merkezi ise gelen talepleri alarak anında ilgili birimlere aktarıyor ve sorunları çözüme kavuşturuyor. Bu merkezin işlevinden bahsedelim sayın müdürüm. Burası çağrı merkezimizde telefonla bize ulaşmak isteyen tüketicilerimize hizmet veriyor. Hem elektrik arızaları için ve diğer müşteri hizmetleri yönelik, taleplere yönelik bir çağrı merkezimiz. Az önce enerji masamızı gezdik. Orada yüz yüze talepte bulunan müşterimize yönelik bir enerji masamız bulunmakta. Burada da çağrı merkezimize, tüketicilerimize, telefonla ulaşmak isteyenlere yönelik bir hizmet veriyoruz. Ortalama günde kaç çağrı geliyor tahmini? 1000 civarında bir çağrı alıyoruz. Yıllık, aylıkta yaklaşık 25 bin civarında bir çağrımız bulunmakta.
Evet, böylece enerji konusundaki hatalar veya da enerji konusundaki aksaklıklar minimize edilmiş olacak bu verilen hizmetlerle sevgili izleyenlerimiz. Astsubaylık sınavı için gittiği Ankara'da uyuşturucu satıcıları tarafından tabancayla vurularak öldürülen 20 yaşındaki Emre Yapıcı, memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde toprağa verildi. Biz de Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine sabır diliyoruz. 20 yaşındaki Emre Yapıcı hayallerini gerçekleştirmek için Ankara'ya gitti. Astsubaylık sınavı için gittiği Ankara'da uyuşturucu satıcıları tarafından vurulan genç, Sivas'taki ailesini yasa boğdu. Dün sabah saat 06 sıralarında Ankara Altındağ Mahallesi Seymenler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Sivas'tan Ankara'ya astsubaylık sınavı için giden Emre Yapıcı, diplomasını otogarda unuttuğu için otogara geri döndü. Diplomasını alan Yapıcı, akrabasının evinin önüne geldi. Yapıcı, otomobilden indiği sırada uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 3 kişi, Yapıcı'nın akrabasına ait olan otomobili polis aracına benzetince ateş açtı. ...56 yerde bize emrediyor. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Yapıcı, akrabalarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Haklarınızı helal ediniz, haklarınızı helal ediniz. Allah sizlerden razı olsun. 20 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapıcının cenazesi Ankara'daki işlemlerin ardından memleketi Sivas'ın Gürün ilçesine gönderildi. Bugün cuma namazı sonrası Yapıcı için cenaze töreni düzenlendi. Hacılar Mahallesi'ndeki Kiremitli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yapıcı'nın cenazesi aile mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye Yapıcı'nın ailesi, Gürün Belediye Başkanı Namit Çiftçi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yılmaz Çağlayan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sevgili izleyenlerimiz, AK Parti Sivas İl Teşkilatı Muhtarlar Günü dolayısıyla Sivas Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, muhtarların altın çağını yaşadığını ifade etti. AK Parti Sivas İl Başkanı Avukat Ziya Şahin, AK Parti Kadın Kolları Sivas İl Başkanı Semiha İkinci, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Burak Kuruçer ve AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlar ile bir araya geldi. Programda konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç, muhtarlık makamının Osmanlı Devleti'nde kurulduğunu, kendilerinin 188 yıllık bir müessesenin temsilcileri olduğunu belirtti. 19 Ekim 1829 yılında Osmanlı zamanında kurulan bir kurumdur, müessesedir. Bundan dolayı da 188 yıllık bir geçmişi ta Osmanlı'dayla bir kurumun şu anda bizler temsilcileriyiz. Bunu da baz alarak da 19 Ekim'i hükümetimize, meclisimize sunduk. Ve 19 Ekim muhtar günü ortak belirlendi. AK Parti Sivas İl Başkanı Avukat Ziya Şahin ise muhtarların çok önemli bir görev icra ettiğini belirterek muhtarların altın çağlarını yaşadığını ifade etti. Doğuma yardımcı oluyorsunuz. Mahallede sinek uçsa haberiniz olur. Dolayısıyla zor bir görevdesiniz. 7-24 çalışıyorsunuz ve bunun neticesinde de arkasından bir seçime gidiyorsunuz. İşte muhtarım gibi tekrar seçiliyorsunuz. Onun için hem tebrik ediyorum hem başarılar diliyorum. Toplantı hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri Sivas İl Özel İdaresi Asfalt Plan Tesislerinde teknik inceleme gezisi gerçekleştirdi. İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyan yaklaşık 60 öğrenci, İnşaat Mühendisliği öğretim görevlilerinden yardımcı doçent doktor Murat Bostancıoğlu ile İl Özel İdaresi tesislerini ziyaret ederek teknik inceleme gezisinde bulundu. Genç mühendis adayları asfalt plan tesislerini gezerek Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü teknik personellerinden tesislerin işleyişi hakkında bilgi aldı. Fakülte öğrencilerinden Emre Özdemir, teorik bilgilerin yanı sıra teknik gezilerin kendileri için oldukça yararlı olduğunu belirtti. Bu gezinin bizim için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bizi geziye getiren, bizi bu konuda bilgilendiren Murat Hocama çok teşekkür ediyorum.
Burada da işte agregaların bütünlü sıcak karışımı hazırlanırken hangi malzemelerin kullandığını, ne sıcaklıklarda, nasıl ölçülerde ayarlandığını öğrendik. Öğretim görevlisi yardımcı doçent Doktor Murat Bostancıoğlu ise geziyi ulaştırma dersi kapsamında gerçekleştirdiklerini söyleyerek yetkililere teşekkür etti. Sahaya gönderildiğiyle alakalı arkadaşlarımıza bilgi vermek idi. Bu amaçla önce soğuk agrega silolarını gezdik. Arkasından bilgisayar ortamında silodan karıştırıcıya malzemelerin nasıl çıktığını, en son karıştırılıp nasıl kamyonlara yüklenip yola servis edildiğiyle alakalı bilgiler aldık. Sevgili izleyenlerimiz, Sivas'ta babadan oğula geçen ve asırlık sanatlardan birisi olan saraç ustalığı günümüzde halen devam ediyor. Sivaslı usta Veysel Karagöz bu sanatı deri ve keçelerden eşsiz güzellikler ortaya çıkarıyor. El sanat ustası Veysel Karagöz, geçmiş yıllarda at ile yapılan taşımacılığın olmazsa olmazı saraç işlemiyle birçok ürün ortaya koyuyor. Arabayı öne gelmesini tutuyor bu. Yoksa hayvanı affedersin arkasına araba değer, o zaman hayvan çekmez, ürker, parlar. İmalathanesinde sadece el yapımı ürünleri bulunduran Karagöz, yıllardır geçimini bu sanatta yürüttüğünü ifade etti. Şimdi 7 yaşından beri babamın yanında. Ben 6. göbek. Dededen geliyor bu meslek. Dededen sonra baba, babadan sonra oğul, torun derken ben yani 6. göbek. 7 yaşından işte 58 yaşından aşağı yukarı yani ya yalan olmasın 50 senedir ben bu işin içindeyim. Çıraklık, kalfalık derken usta ve çırak yetiştirdik ama şimdi tabii şu anda çırak bulmak mümkün değil yani yetiştiremiyoruz artık. İmalathanesinde birbirinden farklı araç ve gereç üreten el sanatı ustası Veysel Karagöz, ürünlerinde ham madde olarak deri ve keçenin kullanıldığını belirterek ham maddelerin geçtiği işlemleri aktardı. Deri kullanırız. Bizim mesleğimizin esas birincisi amacı deri. Deri tabaklarda deri işlenir. Şimdi derilerimiz de çeşitlidir. Vakite deriz, meşin deriz, sahtiyen deriz, efendim söyleyeyim, gön, camuz gönü. Şablu gön diye geçer adı. Bunlardan kullanırız malzeme olarak. Onlar da işte hamut yaparız, gömlek yaparız. Efendim terbiye başlık dediğimiz işte bazı çeşitleri yani genelde biz deriden yani yaptığımız malzemelerin geneli deri. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki hayvanseverlerin imal edilen bu el sanatlarına talepte bulunduklarını vurgulayan Karagöz, Sivas'ta kendisinden sonra bu el sanatını yapacak birisinin olmadığını ve giderek fabrikasyon ürünlerin yer alacağını dile getirdi. Sizden sonra bu mesleği yapacaklar var mı? Şimdi benden sonra bu mesleği şu anda Sivas'ta yok. Bir kardeşim vardı. O da İstanbul'da, adalarda, Büyükada'da. Orada yapıyor. Hatta bu Düriliş, Ertuğrul'un atları işte falan var. O araba falan var. O kırmızı hamut diyoruz. Hamutları neyi? Kardeşim yapıyor. Takımdan, yani İstanbul'da kardeşim bu işi devam ettiriyor ama Sivas'ta benden başka yok şu anda. Sevgili izleyenlerimiz, merkeze bağlı Aylı Köyü'nde yaşayan Sarı Yıldız ailesi Nisan ayında evlerinin yanması sonucu evsiz kaldı. 6 nüfuslu aile şimdi 2 odalı derme çatma bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Merkeze bağlı Aylı Köyü'nde yaşayan Fatih Sarı Yıldız, eşi Fatma Sarı Yıldız ve 4 çocuğu Nisan ayında evlerini kaybetti. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın sonucu evini kaybeden aile, yaşadıkları talihsiz olaydan sonra 2 odalı derme çatma bir evde kalmaya başladı. Fatih Sarı Yıldız, yanan evin tapusunun yerine yeni bir bina yapılacağını söyleyerek Sivas Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından alındığını söyledi. Samanlıyım, tandır evim yandı, gidiyorum geliyorum bir haber yok diyorlar. 7 aydır şey diyorlar, oyalıyorlar. Yerim yoktur. Uşaklar perişan kaldı. Banyo yoktu doğru düzgün. 2 milyar para verdiler. 500'ünü tapuya harcadım. Gerisini de yol parası. Bu sürecin ardından da herhangi bir girişimde bulunulmadığını iddia eden Sarı Yıldız ailesi, kış mevsiminde ortada kalmaktan korktuğunu söyleyerek yetkililere seslendi. Biz odada kalıyoruz. Kış geliyor, perişanlık. Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Sesimizi duymasını istiyoruz. Evet, biz de umut ediyoruz inşallah yetkililer bu vatandaşımızın sesini duyar da kış gelmeden bir çare, bir çözüm ortaya çıkarırlar.
Sivas'ın Şarkışı ilçesinde sahibi tarafından çöplüğe terk edilen köpek, hayvansever vatandaşlar tarafından bulundu. Açlıktan ölmek üzere olan köpek veteriner hekime götürülerek tedaviye alındı. İstanbul'dan Şarkışı'ya tatile gelen Tolga Erdem, ilçe çöplüğünde bitkin ve zayıf halde ölmek üzere olan köpeği gördü. İlçe merkezine giden Erdem, vicdanı rahat etmeyince tekrar çöplüğe giderek Şarkışla Belediyesi'nden yardım istedi. Çarşıda teslim alınacak. Evet. Yine vuruldu şu an. İlk yardımı yapıldı. İlk müdahalesi. Çöplüğe gelen belediye ekipleri ölmek üzere olan köpeği alarak Sivas'taki bir veterinere getirdi. Yapılan tedavisinde uzun süre aç ve susuz kaldığı belirlenen köpeğe su ve yemek verildi. Falan her şey şehirde İstanbul'un nakli falan yapılacak gerekirse. 8 yaşında olduğu belirlenen ve 20 kiloya kadar düşen köpek temizlenerek tedaviye alındı. Buraya tatil için gelmiştim. Yani köpeğe yolda denk geldim Sivas merkeze gelirken. Şarkışla da denk geldim. Şarkışla çöplüğü denen bir bölgede. Öldü zannettim ben ilkten, hani çok kötü gözüküyordu. Daha sonra biraz su ve yiyecek verdim. Sivas'a gelmem gerekiyordu. Sivas'a geldim, tekrar geri dönüş yaptım. Ondan sonra Eda arkadaşımla irtibata geçtim. Öyle gelişti yani. Hayvanseverler temsilcisi Özge Çubukçu Yıldızlı tedavisini üstlendiklerini söyleyerek hayvanı kimsenin umursamadığını belirtti. Yıldızlı her zaman olduğu gibi merhamet ölmüş diye konuştu. Ekranlarımızda gördük, Facebook aracılığıyla arkadaşlarımız paylaşmıştı. Bir Çarkışlı'da bir köpek ilanımız vardı. Oldukça kötü durumdaydı. Sağ olsun Eda Hanım gitti, onu buldu, getirdi. Şu an Dulkadiroğlu Veteriner Kliniğine geldik. Atilla sağ olsun beni kırmadı. Bu gece onun başında kalacak ve Haytap olarak tedavisini üstlendik. Gerekirse de bunu tabii ki veterineri kabul edecek. İstanbul'a naklini yaptıracağız. Valla veterinerine sormak lazım ama hayvan çok aç kalmış, ne yazık ki şu ana kadar görünmez olmuş ve hiç kimse umursamamış. Lütfen umursayalım diyoruz ve kış ayları yaklaşıyor. Bir kap su veya da bir parça ekmek veya da mama evimizin kapısının önüne veya da bahçemize bırakalım. Sokakta yaşayan hayvanlara da sahip çıkalım. 4 yıl önce sağ bacağını kaybederek ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen Orhan Şimşek, yetkililere seslenerek kendisine bir akülü araba yardımı yapılmasını istedi. 2013 yılında damar tıkanıklığı sebebiyle sağ bacağını kaybeden Orhan Şimşek, yaşlı annesinin yardımıyla hayatına devam etmeye çalışıyor. İki çocuk babası Şimşek, çocuklarından hiçbir yardım gelmediğini, haftada bir kardeşlerinin gelip kişisel ihtiyaçlarını karşıladığını ve zorlandığını belirterek yetkililerden akülü araba istedi. Damar tıkanıklığında kestire işte ayağımı. İhtiyaçlarım şu anda işte annemgil falan yardımcı oluyor, ablalarım geliyor işte onlar yardımcı oluyor. Yani şu anda bir akülü araba işte daha rahat oluyor yani gidip gelmem için dışarıya, çünkü fazla çıkamıyorum. Arkadaşlar alıp götürüyor sağ olsunlar. Bunun dışında işte akülü araba olursa daha rahat çıkar gibi. Sivas sporlu futbolcular Rıdvan Şimşek, Mert Hakan Yandaş, Kone, Bifuma, Bein Sport'ta ekranlara gelen En Büyük Biziz adlı programda yarıştılar. Sivas sporlu futbolcular Belen Sport'ta ekranlara gelen En Büyük Biziz adlı programda yarıştı. Kulüp tesislerinde yapılan yarışmalarda Rıdvan Şimşek ile Mert Hakan Yandaş'tan oluşan Türk ekibi Aruna Kone ve Bifamo'dan oluşan yabancı takımla kıyasıya yarıştı. 4 bölümden oluşan yarışmada sporcular gol olur, görünmez kale, yüz yüze ve bowling oynadı. Yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmayı kazanan takım 26 Ekim'de saat 19.30'da yayınlanacak programda açıklanacak. Sevgili izleyenlerimiz, şimdi de biraz para, biraz hava diyoruz ve ekonomi ve hava durumunu ekranlarınıza getiriyoruz. Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sunar.
Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sundu. Sevgili izleyicilerimiz, günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben Hakan Bakar. Mutlu bir akşam diliyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.